Efendim günaydın, bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Şimdi konuğumuz da geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı ki aday olmayacağı yönündeki hissiyatını, düşüncesini bir isim, İyi Parti içinden bir isim zaten söylemişti. Kendisi de az sonra NAV ekranlarında Çalar Saat'te olacak. Meral Akşener bu kararını açıkladıktan sonra partinin önemli isimleri, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, önemli isimler. Onlar da adaylık açıklamalarını yaptılar. Peki böyle mi olacak? Aday mı olacaklar? Meral Akşener yeniden 27 Nisan'da partinin başına mı davet edilecek kurmaylar tarafından? Yoksa bir abi formülü devreye girebilir mi? Mesela Cihan Paçacı bu denklemin içinde hiç konuşulmayan bir isim ama önümüzdeki günler İyi Parti açısından önemli gelişmelere gebe ve az sonra tekrar söyleyeyim konuğumuz geldi. Önemli siyaset için, Türk siyaseti için, İyi Parti için, muhalefet için önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. Ama başlangıcı yine ikinci blok, Çalar Saat'in ikinci bloğunda isterseniz bir bayram ziyaretleriyle, bayram tatiliyle yapalım. Bodrum'a götüreceğiz sizleri. Bodrum'da bir bayram trafiği yaşanıyor. Aynı zamanda memlekette ve işte Yunan adalarına gidişler içinde bir takım vize muafiyetleri kalkmıştı Türkiye-Yunanistan arasında. Burada da kuyrukların oluştuğuna tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin bayram tatili. Bayram süresince çok yoğun talep var. Yoğun talep kapı vizesinden gelmekte. Hem tur şirketlerinde hem de sınır kapılarında yoğunluk var. Sebebi kapıda vize uygulaması. Tatili Yunan adalarında geçirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yunan adalarına kapıda vize uygulaması 1 Nisan'da başladı. Uygulama Türkiye'deki 9 günlük tatile de denk düşünce tatilciler soluğu sınır kapılarında aldı. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Ayvalık Deniz Hudut Kapısı oldu. Midilli'yi çok seviyorum ve fiyatlar daha uygun. 7 günlük vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor. Kapı vizesi gidecekleri adaya göre, 5 adaya göre açılmış. Hangi vize alıyorsanız o adanın vizesi, oradan başka bir adaya, başka bir yere geçmek mümkün değil. Sadece Yunan adalarında değil, yurt içi destinasyonlarda da yoğunluk var. Antalya'nın Kemer ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle turizm sezonu erken açıldı. Kemer'de sezon açıldı diyebiliriz. Birçok otel açmaya başladı Nisan ayıyla beraber. Kemer ve Antalya Çanağı'nda %70 ile %80 arasında bayram doluluğu var. Bu bilgiyi aldık otelci arkadaşlardan. Turizmciler yeni sezondan umutlu. Mayıs sonu itibariyle 20 Mayıs'tan sonra yüksek sezona girmiş oluyoruz. Doluluk anlamında da şu anda da fotoğraf onu gösteriyor. Tatili Ege'nin incisi Bodrum'da geçirmek isteyenler de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sadece Bodrum'a son 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı.